dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle bakın Yunanistan'la yeniden bir silah yığınağı geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Dedağaç ve Selaniye bakın 22 Kasım'da çok büyük bir silah yığınağına, gemilerle çok büyük bir silah yığınağına hazırlanıyor. Bu iddianın sahibi kim? Rusya. Rus istihbaratı. Rus televizyonlarında da konuşuldu. Rusya iki sebepten dolayı özellikle bunu değerlendiriyor. Bir, bize karşı yapılan bir hamle. İki, Türklere karşı çok büyük zarar olacak am. Bizi de bu anlamda katması önemli. Senelerine neden katıyorlar? Çünkü gelecek olan bu yüklü miktarda gelen silahların, tankların bir kısmının önce Romanya'ya, daha sonra Polonya hattına vesaire buralara sevk edileceği bilgisine ulaştıklarını bununla alakalı da NATO'nun doğu kanadının bu şekilde güçlendirilmeye çalışılması kendileri için bir tehdit olduğunu söyledi. Türkler için de bir tehdit olduğunu söylüyor. NATO ülkesi olduğumuz halde. Niye? Çünkü burnumuzun dibinde bu araçların bir kısmı gidecek. Bir kısmı burada kalıyor. Kalan kaçıncı araç? Kalan kaçıncı tank? Kalan kaçıncı helikopter? Kalan kaçıncı zırhlı araç? Artık Haddi hesabı yok. Dağaç'tan şimdi Selanik'e de sıçramaya başladı. Orada da çok önemli bir Amerikan üssü var zaten. E şimdi buralara gelmesi tesadüf değil. Bakın gemiler yoluyla özellikle söyleyelim. Bradley piyade savaş araçları, Abrams tankları ve çok sayıda silah ekipman Selanik ve ağaça gelmeye hazırlanıyor. Çok çok önemli. Özellikle son zamanlarda Amerika Birleşik İlletleri ile... Yunanistan'ın inanılmaz derecede işte güya o ittifaklığı işte nereye kadar gider o ittifaklık göreceğiz. Savaş olduğu zaman bakalım ne Amerika kalır ne Fransa onu da göreceğiz. Bu ittifaklığı şimdi bir gazla gidiyor. Yunanistan'da inanılmaz derecede gelen silahlardan memnun. Özellikle bakın Dede Ağaç'ta kurduğu Yanuli karargahı Amerika'nın sürekli askerlerinin de buraya konuşlanmasını sağlayan bir karargah haline geldi. Tabi bunlar bizi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam. İşte bunları söylüyorsunuz işte savaş olmayacak falan. Savaş olmayacak diyenlerden tek ricam. Bakın çok önemli bir tatbikat yapıldı. İsmini de verelim. Daha geçtiğimiz günlerde yakın ana akım medya vermedi bizim. Ama biz verelim. Araştırın bakın. Jekit. Jekit ortak kombine müdahale eğitimi tatbikatı yaptı. Kim? ABD Özel Harekat Birimleri ve Yunanistan Özel Harp Komutanlığı tarafından bu tatbikat yapıldı. Şimdi bu Jekit tatbikatı yani kodlayalım. J, C, E, T yani Jekit tatbikatı çok çok önemli bir tatbikat. Niye? Yapılış aşaması bakımından bir taarruz tatbikatı şeklinde olduğu için hem amfibi özel operasyonları hem diğer hususlar hem namlular direkt Türkiye'ye çevrilerek yapılan bir tatbikattan bahsediyorum. Şimdi daha önce zaten Türkiye'ye karşı namlular çevrilerek yapılan tatbikatları pek çok defa söyledim. Nemesis tatbikatını söyledim. Nabuldina tatbikatını söyledim. Fransızlarla yapılan tatbikatı söyledim. Girit'te yapılan aynı şekilde Eagle E3 tatbikatında Suudi Arabistan'la Yunanistan tarafından yapılan tatbikatta yine aslında hedef ülke E, İsraille biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından çok önemli tatbikatlar yapıldı ki Agapinor 22 tatbikatı bugüne kadar İsraille Kıbr Kuzey Kıbrıs Güney Kıbrıs arasında yapılan en kapsamlı tatbikattı. Yine bakıyoruz yakın zamanda da. Güney Kıbrıs'taki Ulusal Rum Muhafız Birliği'ne İsrail tarafından temel paraşüt eğitimleri verildi. Şimdi bu paraşüt eğitimleri niye veriliyor? Bu çok önemli ama bu özellikle Yunanistan Özel Harp Dairesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin özel e harekat birimlerinin yaptığı Tatbikatta bakın neler yapıldı çok önemli. Kapalı devre cihazlarla dalış, sahile yakın amfibi operasyonları çok önemli çıkarma tatbikatları. Hızla iple gemiden inmek, savaş nişancılık ve taktikleri, deniz taarruz senaryosu. Bu derece çok önemli detaylı bir tatbikat yapıldı. Hala bu tatbikatlar yapılırken bazı arkadaşlar ısrarla bizim de işte yorumlarda bazen görüyoruz. Hocam işte savaş olmayacak. Savaş olması ihtimali düşük. İşte bak gördün mü? E, nerede hani niye savaş kardeşim Pazardan elma mı alıyorsun? Bu savaş diyorsun savaş. Adamlar en iyi şekilde hazırlığını yapıyor. Bak gözümüzün içine baka baka. Ben o tatbikat görüntülerini izledim videosunu. 2 2,5 dakika görüntüler var. Müziğinden tut da kullanılan müzikten o görüntülere kadar yani çok çok önemli bir tatbikat olduğu belli oluyordu iki tarafında. Amerika nasıl destek veriyor Yunanistan'a bu şekilde anlatamam yani. Daha neyi söyleyeyim ki? Yapılan hem tatbikatlarda hem Doğu Ege adalarına yapılan silah yığınaklarında hep Amerikan hibe silahlarını görüyoruz. Altını çiziyorum hibe silahları. E diğer taraftan bakın Amerika hala Yunanistan'a bize hala direten Amerika F-16 uçaklarını veriyor. Viper modernizasyonu seviyesindeki iki tane F-16 uçağını geçtiğimiz iki ay önce falan yine Yunanistan'a verdi. Biz de hala mevcut F-16'ların modernizasyonunun yapılması konusunda ve yeni F-16'ların alınması konusunda Amerika ile sözde müzakere yapıyoruz. Ne müzakere? Ya Türkiye alternatifsiz değil. Aynısını bunlar Patriot'ta da yaptı. Patriot'ta da yaptılar. Ne oldu? Alternatifsiz miydik? Hayır. Türkiye ne yaptı? Hakkını kullanarak egemenlik hakları çerçevesinde S-400'leri aldı. Hop oturup hop kalktılar. Ama ne oldu? Ne kadar hayırlı bir karar. Onların hop oturup hop kalktığı her olay bizim için hayırlıdır. Onu söyleyelim. E şimdi Türkiye yine alternatifsiz olmadığını göstermeli. Ne yapmalı? Gerekirse bakın İngiltere'den Eurofighter uçakları düşünüldü. İngiltere bununla ilgili teklif de verdi Türkiye'ye. E ben diyorum ki Rusya'dan Su-35, Su-57 uçaklarının alınması gündeme gelebilir. Çok çok önemli diyorum. Olabilir S-400'leri de aynı yerden aldık kaynak. Ruslar bu konuda sonuna kadar Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyor. Yani bunu görüyoruz. E diğer taraftan yani çok çok şey var. Yani Miraj savaş uçakları var. Alternatif çok. Türkiye bu alternatifleri de değerlendirmeli. Biz Amerika'yı beklersek adamlar bizi bir kaşık suda boğmak için bak bu tatbikatları yapıyor. Namluları Türkiye'ye çevirerek bu tatbikatları yapıyor. O da yetmezmiş gibi. Dede Ağaç Selaniye bakın 22 Kasım'da yeni yığınaklar askeri yığınaklar geliyor. İbe adı altında birçok silah veriliyor. Teksas'tan saldırı helikopterleri aynı şekilde Yunanistan'a gitmeye devam ediyor. Daha önce videosunu çekmiştik. Hangi birini sayalım? Yani bu kadar çok hazırlık yapılırken bu kadar çok bakın sevgili dostlar bu kadar çok gözümüzün içine baka baka Yunanistan tarihindeki en büyük silahlanmayı yaparken biz ne yapalım görmezden mi gelelim sessiz mi kalalım ana akım medya gibi iki konuşalım 3 susalım böyle mi yapalım? Biz tam tersi konuşulmayan ne varsa ne varsa Yunanistan'la ilgili her gelişmeyi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz Yunanistan medyası tarafından, Pentepostakma gazetesi tarafından, televizyon kanalları tarafından hedef alınmış bir kardeşiniz. Merak edenler internetten araştırabilir, görebilir, yazabilir. E şimdi ben bunu gurur duyuyorum. Yunanistan bana hedef almış. Bu benim madalyam. Demek ki doğru yoldayız. Yunanistan'ın canını sıkmaya devam edeceğiz. Onlar bir savaş planı yaparken biz her fırsatta onların attığı adımları deşifre edeceğiz. Bazı arkadaşlar diyor ki Türk devleti bilmiyormuş. Ya, devletimiz farkında değil. Farkında. Ama devlet bazen birilerine bunları şey yapar yani böyle söyler, söylenir yani. E devlet de bunu biliyor. Ama bazıları ana akım medyada hala bunları göstermekten imtina ediyor. Ama biz göstereceğiz. Bak söylüyorum buradan işte bu jacket jacket ortak kombine müdahale eğitimi tatbikatı ana akım medyada yer almadı. Yer almadı. Açık konuşalım belki bir yerde yer almıştır. Belki çünkü çok görmedik. E bütün bu hususları değerlendirdiğinizde çok net bir şekilde görülüyor ki yani biz hani diyoruz ya kader birliği işte bunlar kader birliği yapmış durumda. Karşımızdaki cephe kader birliği yapmış. Amerika Kader birliği yapmış. Yunanistan kader birliği. Fransa, Almanya, İsrail, diğer halk. Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Maalesef üzülerek söylüyorum Mısır. Görüyoruz çünkü. Bunlar kendince bir kader birliği yapmış. Kime karşı? Doğu Akdeniz'deki egemenliklerine karşı. Ege'deki Adalar Denizi'ndeki egemenliklerine karşı. Türkiye'ye karşı. Çok net bir şekilde e, buradaki çıkarlarına göre bir kader birliği yapmış. El birliğiyle geçmişte olduğu gibi düveli mağazama yeniden Türkiye'ye karşı harekete geçmiş durumda. Ama Türkiye'nin şunu unutuyorlar. Kişileri de aşan, devletleri de aşan, olayları da aşan ilahi bir misyonu var. Bu misyon 2200 yıllık kadim devlet temsilcilerinin ve aynı zamanda o Türk devletlerin kurucu unsuru olan o yapı güç tarafından da korunmakta. Yarın öbür gün ortaya çıktığında bakın hep diyoruz ya tarih Türkiye'ye yeniden bir misyon yüklüyor. Türkiye bu misyonu sonuna kadar taşımaya hazır. Ve bu hazır olan Türkiye'nin o tarihi misyonu da Yunanistan'la tecelli edecek. Daha sonra nerelerle tecelli eder? varın siz düşünün. Ama durum şu anda çok açık ve net bir şekilde bunu gösteriyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bu tatbikat bizim için hiç önemli, değil. hiç önemli bile değil. Onlar tatbikat, tatbikat savaş senaryosu. Yapsınlar bu savaş senaryoları. Gerçeğe döndüğü zaman gerçek çok farklı olur. Yani Türk ordusunun imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar çok üstün olduğunu Yunanistan emin olun bizden, sizden, ondan bundan daha iyi biliyor. O yüzden her fırsatta hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini güçlendirmeye çalışıyor. Hele ki hava kuvveti. Niye? Çünkü insansız hava araçları Bayraktar TB2'lerden tutun da Aksungurlara kadar yapılan Roketsan'ın çok güzel faaliyetleri atmaca füzelerinden tutun da Hisarlara kadar ona buna hangi birini sayalım ki? O kadar çok ki gurur duyuyoruz. Bunları bilmiyor mu Yunanistan? Biliyor. E bunlarla yarışmaya çalışıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Söyleyelim. Daha önce oldu. Yaklaşık bir 3 ay önceki haber. Kartondan İHA yapmaya çalışıyorlar. Bunlar anca onu yapar. Kartondan Çakma İA yapar Yunanistan. Yunanistan'ın çapı bu. Ne şaşırıyoruz ki? Yani onlar bu şekilde e, yapmaya dursun Türkiye'ye karşı güya işte alımlar yapsın Rafale uçaklarını alsın. Onu alsın bunu alsın. Alsınlar bakalım. Yani bunu kullanamadıktan sonra kullanabilecek kapasitedeki askerin olmadıktan sonra bunlarla ne kadar olsun Bizim bakın her zaman söylediğimiz bir husus var. Teknolojiniz ne kadar güçlü olursa olsun silahı kullanan daima insandır. Türk devletinin, Türk ordusunun Allah Allah diye hücum eden Mehmetçikleri olduğu sürece milletimizin ferasetinin ne kadar önemli olduğunu bilen biri olarak söylüyorum ki o milli duygusu ve benliği yerinde olduğu sürece inan bana, inanın bana inanın sabimi söylüyorum sevgili dostlar tarihten gelen bir gelenektir bu ordu millet anlayışı bizde her Türk asker doğanın da manasını bu şekilde anlayabiliriz ve Türk devleti her ne olursa olsun zamanı geldiğinde hepsi her biri hepimiz silah altında aslanlar gibi savaşacak efendim yapıdayız bunu da söyleyelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.